Ben bu işi yaparım dedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Ama tabii donanımlı olmak lazım. Yani bu gibi bir dil bilmek lazım. O çok kritikti bence. En ilginç cevabı aldığımız yerde. Hatta sen bununla alakalı bir kitap yazdın herhalde. Kart vizitini vermeyen adam. Biz böyle durduk. Sonra çaylarımızı yudumluyoruz ama çay kaldı burada, daha gitmiyor. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Sadık Vural. Bugün Mikail ile beraberiz. Eski bir dostum, ihracat, girişimcilik, markalaşma konuşacağız beraber. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Mikail hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olasın. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet, gerçekten de bayağı 10-11 yıl olmuştur diye düşünüyorum. 2008'li yıllar. Yaklaşık evet 10-11 yıl olmuş. Aynen. Hatta 12 yıla 2022'ye gireceğiz. Dolayısıyla da uzun zaman oldu. Aynen. Biz nasıl tanıştık Mikail, sen hatırlıyor musun? Evet, şöyle bir düşünüyorum. 2008 krizin olduğu bir yıldı, doğru mu? 2008 tabii, krizi tabii, vardı. Tabii aynen, bütün gözümüzün önünde milyon dolarlık şirketler yok olup gitmişti. Aynen öyle ve o süreçte de ihracat yapılması gerekiyordu. İhracat yapmamız lazım, nasıl ihracat yaparız noktasında bir şeyler düşünürken ben o zaman mermer sektöründeydim. Evet. O zaman mermer sektöründeydim. Bir tane ihracat firmam vardı ve o ara Çin'e mermer pazarlamakla alakalı çok ciddi yoğun çalışmalarım vardı. Hatta o süreçte şirketi önce Amerika'da bir ortakla beraber kurduk. Geldim Türkiye'de şirketi ben kurdum. Çin'e gittim. Çin'de belli bir süre kaldım. Falan bayağı sıkıntılı bir süreçti. Ve o süreçte pazarı nasıl açarız, daha nasıl geliştiririz gibisinden ne yaptık? Bir tane organizasyon vardı. Uluslararası bir organizasyondu. O organizasyona yaklaşık bir ay önceden kaydımı yaptırdım. Ve heyecanla sabahı bekliyorum. Acaba diyorum kaç kişi yakalayabilirim? Mermer konusunda bir iki tane canlı kontak yakalayabilir miyim falan. Sabah erkenden Lütfü Kırdar'daydı sanki. Yani tam emin değilim nerede olduğunu ama saat 8.30'da ilk açılır açılmaz büyük bir salon. Girdim, kimse yok. Bir kişi oturuyor. Bir tane esmer. Acaba diyorum Arap mı, Hintli mi? Gitsem acaba ilk bağlantımı yakalar mıyım falan. İçeriye giriyorum. Karşımda arkadaş ve "Hi, how are you?" diyorum ve bir cevap alıyorum. Hi, hi diyor ama böyle çekinerek. Öyle olunca ben de acaba dedim bu arkadaş Türk mü? Ve arkadaş ben Türk'üm, ismim Sadık dedi. Ben bir an Allah Allah. Koskoca dünya, o kadar insan gelecek ve karşımda Sadık Bey var. Asıl ilginç tarafı burası. Ben dedi Isparta'dan geliyorum. İşin ilginç tarafı ben de Ispartalıyım. Bütün dünya bir araya gelmiş ve biz iki Ispartalı o gün orada karşılaştık. Ben hala... Yok, çok ilginç gerçekten. Evet, burada o zaman biraz bir girişimcilik, yani Isparta'dan gelen bir girişimcilik mi var yoksa? Yani... Isparta'dan değil de o gün ben şunu alıyorum. Senin de benim de yaşımız nedir? En fazla 30'dur. Doğru mu? Tabii, tabii. Çok kritik bir yaş 30 yaşı. Yani evet. 25 olsa belki bazı şeyleri algılamıyor olacaksın. Ya da 40 olsa bazı şeyler benden geçmiş diyeceksin. Evet. Ama o 30 yaşı bir şeyler başarmam lazım. Benim bir yerden yürümem lazım yaşı. Evet. Dolayısıyla sanki onun bir enerjisi evet, vardı. Evet, yani koskoca o salonda yani nerelisin diyorum, Ispartalıyım diyorsun. İki tane Ispartalı, başka kimse yok. Çok gerçekten de çok anlamlı bir buluşma oldu. Aynen ve öyle. Ve sen hatta o mermerden önce skuter mı bir şeyler getirmiştin Çin'den. Öyle tabii bir girişim de vardı değil mi? Öyle sadece bir, ondan öncesinde. Evet, skuter var, doğru söylüyorsun. Evet, skuter Çin'den değil, Amerika'daki bir firmanın, Amerika'da kaldığım süreçte oldu bu. Amerika'daki bir firmanın İngiltere'deki şubesiyle çalışıyordum. Aslında firma Amerikalıydı. Hmm. Ben o firmayla 2005'li yıllarda dönmeden önce görüştüm ve onlarla ciddi bir görüşme oldu ve bana Türkiye'de bu işi yapar mısın dediler. Türkiye'de ben bunu organize ettim. İşte izinleri efendim bir sürü detay, inanılmaz. Yani şimdi düşününce korkuyorum. Yani şimdi yap desen yapamam. Yani evet, o gün o enerjiyle bazı şeyleri yapıyorsun. Bugün desen ki hani şu işleri çözer misin? Ya uğraşmak istemem evet, derim yani. Evet, bir de scooter konusu vardı bak. Evet. O şu an tamamen demek çıkmış söylüyorum yani. Aynen. Sonra biz Mikail'le artık tabii orada tanıştık. Sonra tabii
uluslararası organizasyon, birçok dünyadan insanlar geldi. Orada zaten planlı bir programdı o. İkili görüşmeler yapılıyordu o zamanlar. İç görüşmelerine başladık. Tabii bir yandan mermer bizde, ben de orada bulunma sebebim, biz yeni bir ürün çıkarmıştık. Böyle plastikten işte denizlik dediğimiz bir ürün böyle. Kapı pencere sektöründe. Kapı pencere sektöründe. Mermer çevresi yerine kullanılabilecek aynen, bir üründü. Aynen, mermer sektöründe kullanılacak bir üründü. Tabii şimdi Mikail'de dikkatini çekti ürün. Yani mermer ihracatı yapıyor. Mikail yapmaya çalışıyor o dönemlerde. Biz de yeni bir ürün çıkarmışız. İlgisini çekti. Sonra biz o gün boyunca beraberdik. Yani öğlen yemeğe falan gittik. İş dünyası toplantıları yaptık. Hatta iki tane Amerikalı Amerika'ya gitmiş arkadaş, Türk arkadaş vardı. Evet. Birisi işte Amerika'yı nasıl bilirsin falan. O başka bir yorum yapmıştı. Oraya hani sen değerlendirsen. Çünkü sen de o dönemlerde orada evet, çok çalışma yapmıştın. Sanırım Azeri ya da Kırgız bir arkadaştı. Ben dedi Türkiye ya da Amerika'ya gelmek istiyorum. Hangisini önerirsiniz gibi bir şey sordu. O masada oturanlardan bir tanesi. Evet. Ben de şunu söyledim o gün için. Çünkü Amerika'dan yeni gelmişim. Ciddi bir İngilizcenin o gün artık artısını almışım. Oradaki pazarı, insanların dünyaya bakış açısını görmüşüm. Ben ona şunu söylemiştim, çok iyi hatırlıyorum. Eğitim için gideceksen kesinlikle Amerika'ya git. Öncelikle İngilizceni geliştir. Bir kendi kabuğunu kır. Yani oradaki önemli nokta o. Kabuğunu kırdığın anda, yani ben bu işi yaparım dedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Ama tabii donanımlı olmak lazım. Yani bugün bir dil bilmek lazım. Bir ciddi manada iyi bir üniversitenin bir altyapısını almış olmak lazım. Atıyorum bu mühendislik olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir. Atıyorum her şey olabilir ama bir altyapı olması lazım. O arkadaş da bu soruyu sorunca ben Amerika'ya gitmesini önermiştim. Tam karşımdaki arkadaş da demişti ki yok ben Amerika'yı önermiyorum. Niye? Önermiyorum, orası güzel değil, hayat güzel değil, akıcı değil falan tarzı böyle bir geyik olmuştu. Ondan sonra ben şunu demiştim hatırlıyorsan. Peki arkadaşım, Amerika'da kaldın 3 yıl. İngilizce seviyen nedir? TOEFL aldın mı? Yok hiç girmedim demişti. Hatırlıyorsun değil mi? TOEFL'a hiç girmedim demişti. Yani orada aslında olay şu. Ben kendi adıma bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bir yerdesiniz ve buranın nimetlerinden yararlanmak istiyorsanız bir şeyleri kazanmış olmanız lazım. Yani oturarak Amerika'da, hatta cennette de olsanız, yani altyapı yoksa bir yerde sıkıntı var. Evet. Amerika evet, size durduğu yere bir şey vermiyor. Siz kendinizi geliştirirseniz Amerika'nın ortamından yararlanıyorsunuz. Aynı şey bugün Türkiye için de geçerli. Tabii, kendini tabii geliştirirsen, bir noktaya gelirsen evet, alacağın çok şey var. Evet. Çok güzel ya. Yani o yılları şimdi hatırladım böyle. O sofrayı hatırladım, o büyük ortamı. Yuvarlak, çok büyük bir yuvarlak bir masadaydık. Sonra biz, ben üründen bahsettim, senin ilgini çekti. Sonra biz bir yolculuğa başladık bu konuyla alakalı. Değil mi? Bu ürün ne yapabiliriz? Hani hatta senin İstanbul'da İkiz Kuleler'de mi? O tekstil kentte evet, ofisin vardı. Oraya falan gittik. Aynen. Mermer falan bir organizasyon yapmışsın orada. Bayağı showroom gibi bir şeyler vardı. Evet. Değil mi? Hatırlıyorsun. Evet, evet, evet. Orada bir ortamdaydık. Beraber konuştuk falan. Sonra biz bu ürüne ilgini çekti ve beraber bir yolculuğa başladık. Sonra nasıl oldu o? Şimdi onu şöyle hatırlıyorum ben. Ben genelde, bu benim kişisel bir özelliğim. Hayatta karşılaştığım insanlarla tesadüfen karşılaştığıma inanmıyorum. Yani bir insan benim karşıma bir gün çıkmışsa, orta vadede ya da uzun vadede o kişiden alacağım en azından bir tavsiye olabilir. Ben hayata hep böyle bakmışımdır. Örneğin bakın aynı şey oluyor aslında şu anda. Biz seninle 12 yıl önce bir şey konuşmuşuz. Beraber bir mesai harcamışız. Bugün de böyle bir konu oldu. Şimdi konu biraz daha ilginç bir yere gidecek. Evet. Onun da farkındayım. Evet. Şimdi şeyle alakalı, bu dediğinle alakalı benim kişisel ilişkilerimi genelde iyi tutmaya çalışıyorum. Neden? Bir şekilde bu bir network aslında. Network'ünüzü iyi tuttuğunuzda, size bir soru sorulduğunda, örnek veriyorum size bir şey soruldu. Şu malzemeyi nereden bulabilirim? Bu malzemeyi nereden bulabilirimle alakalı eğer network'ünüz iyiyse yürüyüp gidiyorsunuz. Bir telefonluk işiniz var. Evet. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız bu bir sorun. Sen mesela o malzemeyi bana gösterdiğinde ben mermerci olarak o gün için mermerciydim. Ben mermerci olarak şuna baktım. Hatta biz rakiptik seninle hani tabii baktığında. Tabii ki. O gün sen rakiptik. Mermer satmaya çalışıyordun yurt dışına. Süper, ben de süper tespit. Ben o gün sana ne dedim? Biz beraber bir şey yapabilir miyiz? Sonra dedik ki yaparız, niye yapmayalım? Sonra baktık bu malzeme neyin muadili? Abicim bu kapı ya da pencerelerin altında kullanılan denizlik denilen malzeme. Çok güzel. O zaman ben hemen telefonla arama hakkımı kullandım. Joker hakkımı kullandım ve o gün asker arkadaşlarımdan bir tanesini aradım. Askerde tanıştığım, network olarak bahsediyorum şu anda. Evet. Askerde tanıştığım, Ankara'da kapı pencere üretimi yapan sektörün en büyük oyuncularından bir tanesinin firmadan satış pazarlama müdürlerinden bir tanesi ki aynı zamanda abisi de firmanın sahibi zaten. Evet. Arkadaşı aradım arkadaş.
Ya aslında arkadaş fıtrat olarak biraz negatif birisi. Çok sevdiğim birisi. 10 numara birisi ama bazı konulara hemen ışık yakmaz. Ama ilginç bir şekilde o gün şunu söyledi. Hatırlıyorsan telefonda. Ya ben bir şey diyemem ama abim bu konuda çok iyidir. Ürünü abime getirip gösterirseniz belki bir şeyler olur. Peki biz ne yaptık bundan sonra? Sonra biz o gün herhalde o gün mü ertesi gün mü biz İstanbul'dan çıktık Ankara'ya gittik. Evet. Yani transit bir aracın arkasında transit bir araçta malzeme yüklü sıcak satış evet, numuneler için. Vardı orada. İşte hani yurt dışındaki müşterilere numuneler getirmiştik falan. Hı-hı. Biz beraber çıktık. O gün yani benim programım başkaydı, senin programın başkaydı. Ne olduysa biz o gün beraber bindik arabaya Ankara'ya gidiyoruz dedik ve İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Yola çıktık. Sonra o arkadaşının adresine doğru gittik ve orada indik. İlk şey başladı orada. Bizim aynen. Hikaye başladı. Evet. Firmaya girdik. Firmada bir tane böyle bir patron. Evet. Odası. Elinde bir tane pipo. Biz tabii dedik nereye geldik abi? Kim bunlar falan. Sonra ilginç bir şekilde pipoyu tutan abimiz bir anda malzemeyi eline aldı. Şöyle baktı. Kötü diyemem. Kötü diyemem dedi. Şimdi bu bizim için müthiş bir referans oldu. Sektörün önde gelen abilerinden bir tanesi diyor ki kötü diyemem. Hani vardır ya Einstein'ın bir hikayesi. Bu şeye yanlış demem ise bu doğrudur diyerek yazılmış bir formül var biliyorsun. Evet. Biz ondan hareketle dedik ki tamam bu malzeme olur. Evet o gün bize yani inandık yani. Ürüne. O gün evet o gün inandık. Zaten amacımız oydu. Gittiğimizde diyecektik ki bu ürün iş ya, yapar olur, mı olmaz. Yapmaz mı? Evet tek sorumluluk da şeydi aslında evet. Bizim orada sonrası. Ve bizim şansımız şu oldu. İşte arkadaşlar aslında bence konu bu. Network. Yani network'ü farklı sektörlerde kritik noktalarda tanıyabileceğiniz bir kişi olayı çok farklı yerlere götürebiliyor. Bizi o gün İstanbul'dan Ankara'ya getiren şey şuydu. Benim askerde tanışmış ama ilişkimi koparmamış olduğum bir arkadaşım. Dedi ki bu sektörün önde gelenlerinden bir tanesidir. Gel ürünü göster, yorumu önemlidir. Ve biz de onu yaptık. Evet. Ve gittik ne aldık? Kötü değil yorumunu aldık. Evet. Sonra ne yaptık? Sonra biz ürüne inanıp artık ikinci adımlara dedik. Bir pazara girelim o zaman. Sektör ne diyor deyip sektörün liderlerini önce bir çıkardık. Bir liste yaptık herhalde yaptık. O zaman. Böyle ilk 10. Dünyada hani ilk 10'a girmiş Türkiye'deki hani bu işi yapanlar diye bir liste çıkardık. Ve sonra oradan bir hareketle ilk nereye gitmiştik? İşin ilginç tarafı şu Sadık Bey mesela ben bugün desen yapmam bunları. Tabii canım o zaman. Yani bu enerji şu an yok bende. Evet o zaman biz yani. Ama o gün Ankara'dan. Hedef göster diyorduk gidiyorduk yani. Aynen öyle Ankara'dan bu sefer çıktık yola İstanbul'a geri gidiyoruz. Niye? İstanbul'daki sektörün büyüklerini ziyaret edeceğiz ve diyeceğiz ki böyle bir ürün var sizin görüşünüz ne? Yola çıktık. Ben hatırlıyorsan ikinci joker hakkımı kullandım. Bir telefon daha ettim. Evet, birisini daha aradın. Evet. Dedin geliyoruz. Ve bu arkadaşla da bakın işte yine ilginç bak. Bu arkadaşla da ben Amerika'da kaldığım süreçte hangi kapı pencere firmasına Türkiye'den conta gönderebiliriz diye bir çalışma yapmıştık. Şimdi bak bunu da şimdi hatırladım. Büyük bir odası vardı. Odada bir haritayı aldık ama büyük bir Amerika haritası aldık. Haritanın üzerine tek tek işaretledik. Amerika'da hangi PVC pencere üreticileri var? Ve biz bunlara nasıl conta satarız diye bir çalışma yaptık. Ha şimdi hatırladım bak şu anda hatırladım. Evet. Odanın böyle dev bir Amerika haritası. İşte orada mesela hatırlıyorum Connecticut'ta bir tane firma vardı. Amerika'da evet. Connecticut'ta Anderson diye yanlış hatırlamıyorsam Anderson diye bir pencere üreticisi vardı. Ve bununla bir iki defa telefonlaştık. İşte biz Türkiye'de iyi bir conta üreticisiyiz. Sizle irtibat kurmak istiyoruz. Yani o gün tabii net bir sonuç alamadık. Ama biz hani o gün o çalışmayı yapmıştık o arkadaşla. Evet. O arkadaşla yolda aradık ve dedik ki ya biz böyle bir yola girdik. Bize önerebileceğin kapı pencere üreticileri var mı? O da dedi ki tabii kardeşim ne demek? Sana dedi Tekirdağ'daki şu firmanın ismini veriyorum. Direkt firmanın sahibidir git kendisiyle görüş dedi. Hatırlıyorsun. Evet, evet. Ve hemen yolda giderken İstanbul'a doğru giderken işte abimiz telefonunuzu şu arkadaştan aldık. Görüşmemizi istedi. O abi bizim için çok değerlidir hemen gelin. Evet. Gibi bir şey olmuştu dedi ve biz yaklaşmaya başladık oraya. Sonra bir daha aradık herhalde adresi. Abi işte hangi kapıdan girelim hangi tam falan diye. Adam abi bizim adresi biliyorsunuz gelmeyin zaten falan. Hayır orada dünyanın orada dünyanın en büyük markasıydı yani o. Orada şunu söyledi evet o da güzel bir noktaydı. Orada şunu söyledi. Ya abi dedi benim 500 tane çalışanım var dedi ya. Yani adres sormak için de beni aramayın abi dedi. Ve biz orada yine aynı bir şekilde bir gülmeye başladık. Yani biz bekliyoruz ya. Ki abi hoş geldiniz falan diyecek.
Evet. Yani içeri girdik. Aynen. İçeri girdiğimizde de bize yine ne dediler? Aynı şekilde. Evet. Ürün güzel. Özellikle bizim soğuk bölgelerdeki işte Rusya'daki falan bayilerimizin ilgisini çekebilir bu ürün. Evet. Ama buradaki sorun ne olur? Ürün biraz ağır bir ürün. Ağır olduğu için ihracatlarda, ithalatlarda vergisi fazla çıkabilir. Acaba bunu ne yapabiliriz de alakalı. Evet. Biz bir araştıralım size dönelim dediler. Evet. Döndük oradan. Tekirdağ'dan döndük İstanbul'a tekrar. Evet, İstanbul'a geçtik. Orada da yine bir fabrika, yine bir markayla görüşmemiz oldu sanırım. Evet. Orada da şeydi, malzemeyi baktı. Ya dedi bu çok kalın dedi ya. Şöyle baktı. O şey Antepliydi. Evet. Antepliydi. İçini boşaltalım. Bunun içini boşaltırsak bu iş olur mu gibi bir şey söyledi. Ya. Ben de tam Antepli falan demiştim. Hani böyle direkt ticari şeyle bakıyor olaya. İçini evet. boşaltırsa konteyner daha çok sığar gibi böyle bir şey. Öyle mi? Malzeme öyle bir şey değil falan dedik biz. Hani mermerin içi boşaltmak gibi bir şey dedik yani. Evet. Gülmüştük yani evet, o konuda evet. da. Bayağı enteresandı. Sonra oradan çıktık. Yine sektörün önemli oyuncularından bir tanesine. Şimdi tabii ilginç bir şey var burada Sadık Bey. Sen biraz sektörden ayrıldın ama ben biraz o sektörde hala devam ediyorum. Yani 10 yıldır bir şekilde o sektördeyim ben. Şunu gözlemliyorum. Bu firmaların hepsini bazen şimdi algıda seçicilik var bende. Bakıyorum ve görüyorum. Diyorum ki Allah Allah ben bu firmaya gitmiştim ve bu firma bana böyle bir bu konuyla alakalı böyle bir tepki vermişti gibi bir şey oluyor. Evet. O çok güzel benim için. Evet tabii bir de şöyle o kadar PVC sektörünü gezince, ilk 10'a giren dünyada sektörü gezince sen kopamadın herhalde o işte. Aynen. Yani ben seni mermerden aldım, PVC'ye evet. soktum aslında plastiğe. Doğru böyle söylüyorsun. Bir, doğru söylüyorsun. Öyle bir vesile de olduk herhalde oldum. Sektörde. Orada şeye gittik hatırlıyorsan. Anadolu yakasında bir bayiyi ziyarete gittik. Bir üreticiyi ziyarete gittik. O çok kritikti bence. En ilginç cevabı aldığımız yerde. Hatta sen bununla alakalı bir kitap yazdın herhalde. Ha, kart vizitini vermeyen adam. Kart, kitabı, evet. Kart vizitini vermeyen adam hikayesi. Peki evet. onu anlat istersen şöyle bir. Ya şimdi kart vizitini vermeyen adam hikayesi tabii o normalde şimdi benim kitabımda kart vizitini vermeyen adam pazarlama 3.5 kitabı. Bizim editörler o zaman da içeriden hani hikayeden bir isim bulalım dediler. Onu bulmuşlar aslında bir sürü hikaye vardı orada. Değil mi? Ve o bizim beraber hikayemizi orada kart vizitini vermeyen adam olsun kitabın adı dediler. Sonra benim adım böyle şey kaldı hani Sadık Hoca kart vizitini vermiyor gibi böyle bir şey oluştu yani. Kart vizitini o gün bugün kart vizitini taşımıyorum yani. Çok güzel. Öyle de bir süper. Şey oldu anlamlı bir şey oldu şimdi, benim için. O kart vizitini vermeyen adam da sanki... Söyle, Anadolu yakasında bir bayiye, bir üreticiye gittik. Üreticiye girdik. Aslında üretici çok böyle büyük bir üretici değil. Yani bildiğimiz o 8-10 büyük üreticiden birisi değil. Değil, evet. Ama kaliteli bir üretici. Şu anda o ben biliyorum. O belli, butik, bir nitelikli bir kesinlikle, şey vardı. Kesinlikle, şu anda da öyle. Konumu öyle o firmanın. Onun ismini duyunca ben hep gülüyorum böyle. Allah Allah, Allah diyorum, nereden nereye. Şimdi o firma şöyle bir şey yaptı. Sanırım firmanın sahibiydi görüştüğümüz kişi. Tabii sahibi direkt. Biz onu nereden bulduk bilmiyorum. Yani i̇şte artık ya, araştırıyoruz. O araştırarak bulduğum evet, bir şeydi. Evet bulduğumuz bir yerde evet. Şimdi girdik içeriye. Malzemeyi verdik arkadaşa. Abimiz şöyle baktı malzemeye. Abi dedi malzeme katliamı yapmışsınız ya. Attı değil mi bir masaya falan? Tabii tabii. Şey ben korktum ne oluyor la dedim bir anda. Abi dedim malzeme katliamı yapmışsınız dedi. Ya böyle şey mi olur dedi. Biz durduk böyle. Arkadaşlar tabii Sadık Bey'le bizim böyle bir şeyimiz var. Hemen gülmeye başlıyoruz. Güleceğiz ama bu sefer gülünecek bir durum yok. Adam dedi ki malzeme katliamı yapmışsınız. Ne yapsak dinliyoruz abi ama abi artık anlatıyor diyor. Almanlar diyor Arge yapıyor diyor. Adamlar malzeme geliştiriyor. Malzemeye diyor şekil veriyor. İçini boşaltıyor. Ya malzemeyi en az kullanarak en efficient malzemeyi nasıl üretiriz diye düşünüyor. Sen gelmişsin dedi bana dedi. Kütük gibi malzeme attın. Odun gibi. Biz böyle durduk. Sonra çaylarımızı yudumluyoruz ama çay kaldı burada daha gitmiyor. Ne diyeceğiz falan böyle soğuk bir rüzgar. Ama bir de onun öncesi aslında bizi şaşırtan durumu oydu. Yani her gittiğimiz firma bize yani bu ürün tutabilir. Evet. Hatta böyle birisi şey demişti abi bunun içine gönderelim 1,5 milyar insan var. Birer metre salsanız. bir buçuk milyar metre yapar. Fabrika içine kuralım falan diyen insanlar vardı. Yatırımcı falan bulmaya çalışıyorduk yani. Enteresan bir şekilde. Yani daha ortada bir şey yok. Hani biz oradan güç alınca bence artık hani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık yani. Hani birisi bize bir şey demedi bu konuyla alakalı. Hayır, hiç demedi. Hiç demedi. Bir de yani, bunların hepsi şey. Sektörün hani... bütün büyükleri bize dedi ki evet, malzeme güzel. Evet. Neden olmasın tarzı bir yaklaşım. Evet. Bu abi böyle bir reaksiyon evet, verdi. Evet biz orada oradan şok olduk biz yani. Ve çaylarımızı içiyoruz. Artık çay bitti. Biz tam kalkıyoruz. Ben şimdi şöyle yaklaştım. Abi dedim ben yine de sizin bir kart vizitinizi alabilir miyim? Adam şöyle baktı. Ne kart viziti vereceğim size ya dedim. Malzemeyi dedi çöp etmişsiniz dedi. Size ne kart viziti vereceğim? Biz gülerek
Ama biraz da ilk defa böyle negatif bir cevap almanın verdiği şaşkınlıkla çıktık oradan. Onu hiç unutamıyorum. Evet, o zaten bize yani çok ciddi bir yani kart listini adam vermedi bize yani resmen. Vermedi, gerçekten de vermedi. Ve yani onun... Şu an her zaman o firmayı gördüğüm zaman diyorum ki adam vermedi yani. Evet. Ama tabii onu vermedi ama sonraki yaptığımız çalışmalarda zaten hani onun neden vermediğini de anlamış olduk. Evet. Sonra oradan çıktık biz. Başka bir yere daha gittik. Hı hı. Gebze'ye gittik. Gebze'ye gittik. Türkiye'nin en büyük üreticilerinden bir tanesi. Evet. Ve bir hemşerimiz çıktı. Burdurluydu. Değil mi? Evet, o da Burdurluydu. Çok yakın davrandı. Evet, hani çok yakın. Şey dedi yani. Ama orası bir laboratuvar gibi bir yerdi böyle. Hani ama o firmanın özelliği o zaten. O firma mühendis firma. Mühendis firma, evet. Yani o firma sektördeki iyi firmalardan bir tanesi. Evet. Ve firma bize yani şunu söyledi orada beyefendi. Çok hoşuma gitmişti. Arkadaşlar, yapılabilecek bir şey varsa biz sizi destekleyelim. Böyle uğraşmışsınız, böyle bir şey geliştirmişsiniz. Hani olası bir şeyse neden olmasın? Biz yine göz göze geldik. Yine gülmeye başladık. Bu sefer dedi ki niye gülüyorsunuz? Ya dedik, dün bir firmaya gittik. Firma bize böyle böyle söyledi. Hangisi dedi, kim dedi? Bir isim verdik. Ne dedi? Biz onu kovduk buradan mı dedi? Değil mi? O biz de çalışıyorduk, kovduk. Biz onu gitti kendin oraya öyle bir firma kurdu. Bir şeyler falan. Yapıyor falan. Uyduruktan bir firma kurdu falan gibi bir yorum yaptı. Orada da şunu görmüştüm. Aslında ki sonradan da ben bayağı bir girişimcilik faaliyetinde bulundum. Genel itibariyle bir gözlemim bu. Türkiye'de sektörel derinlik az. Ya da ben öyle hissettim. Hangi sektöre gidersen git 3 tane firma görüyorsun büyük. Evet. Ondan sonra firmalar bir anda küçülüyor. Kapasiteler küçülüyor. Vizyonlar daralıyor. Ara şey yok yani. Direkt... Ara yok. Üst. Evet. Evet, en altta yani. Dolayısıyla da sektör küçük olduğu için herkes birbirini tanıyor. Evet. Bunu buna söylediğinde bu diyor ki tabii biliyorum ve hatta şöyle tabii, diyor. Tabii, o zaman bunu edinmiştim biliyor musun? Evet. Bir yorumlarda şey yani hani herkes böyle bir işte biz onu göndermiştik. O işte biz onu işte gibi yapmıştık falan gibi. Böyle. Hani şey de yok hani böyle işbirliği, ne açıklık falan da yok yani. Mesela ben son dönemlerde Harvard Business'te yaptığım çalışmalarda şunu gördük. Yani artık biz sektördeki liderlere şunu sormuyoruz. Hani ne iş yapıyorsun falan sormuyoruz. Ne bildiğini de sormuyoruz. İş birliğine açık mısın soru. Yani tek soru. İş birliğine açık mısın? Tek başına yani iş birliği yapabilme yeteneğine sahipse firmalar, partner firmalar sektör de gelişiyor, iş de gelişiyor. Ama işte bizde biraz bu yani Türkiye ortalaması düşük yani açıkçası. Sonra işin şeyi şu oldu. Biz o kadar araştırma yaptık o ürünle alakalı işte kitapta da hikayesini anlattığım. Yani o kadar çalışma yaptık ve ürün tutmamıştı. Ve tek haklı çıkan adam kart vizitini vermeyen adam olmuştu. Evet. Yani aslında hikayenin gücü de buradan geliyor. Yani o gün o adam onu nasıl anladı anlamış değilim. Yani bir şeyde baktı ve attı masaya. Dedi ki hani katliam yapmışsınız dedi. Çıktı ve bütün adamların hepsi o sektörün önde gelenlerin hepsi haksız çıktı aslında. Çünkü bize şey diyebilirlerdi yani. Ama ben ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Evet doğru malzeme katliamı yapılmış olabilir. Ama malzemeye bir şans verilseydi örnek veriyorum şu malzemeyi düşün şu anda. İlk çıkardığında tutturdu bu. Ya abi buna ne gerek? Bunun üstünde de koy diyebilirdi. Ya, tabii ki, ama buna tabii bir şans ki. Verilmiş. Biz o şansı bulamadık. Evet. Satış pazarlamada bir şey gösteriyorsun. Ön atıyorum 100 birimlik başarıya ulaşmak için 100 birimlik şeyin var. Geçmen gereken yol var. Biz o gün kişisel gayretlerimizle ve girişimcilik ruhuyla atıyorum bu işi 50'ye kadar getirdik. Ya belki bir kazma daha vursaydık atıyorum. Bir kazma daha vursaydık önümüzde bir maden vardı ama biz onu bu malzemeye veremedik bu şansı. Oradaki şey şu. Yani benim oradaki hani o adam için söyleyeceğim çok net. Çünkü o bilgilerle yani bilimsel bir insandı yani. Yani olayı zaten çözmüş mühendis kafasıyla baktı. Almanlar biz biraz pazarlamacı kafasıyla tabii ki, hani tabii ki. Herkes bize abi hani bizi niye aşka getirmiyorsun? İşte neden girişimcilere? Ama o adam bize bilimsel zaten hani ben raporda da bu ürünün raporunu sundum hatırlıyorsan. Yani o gün ürün çünkü Türkiye pazarına girecekti. Ama biz o rapor ne kadar objektifti? Yok rapor objektifti hiç yani şey olarak hani bakış açısı olarak. Yani sen şu an şöyle düşün 12 senedir o öyle bir ürün yok. Onu diyorum mesela sen diyorsun ki şu kadar pencere var bütün pencerelerin altında bu kullanılabilir. Ama şeyi bir kırmak lazım algıyı bir kırmak lazım. Pencerenin altında denizlik plastik olur mu olmaz mı? Tabii şimdi zaten PVC'de zaten muadili olan bir ürün aslında o. Normalde zaten var. Var yani var şu an biliyor. Ama o ürün onun şeyi değil, muadili değil. Yani. Onu sonradan hani anlamış olduk ama o adam bize baştan söylemiş oldu. O adam bize çok şey kazandırdı aslında. Neden biliyor musun? O da tamam deseydi o işe belki milyon dolarlık yatırım yapılacaktı ve bir tane pazar bulamayacaktık. Hani orada bize bir yanlışı aslında
çok net bir şekilde göstermiş. Biz hatta fark etmedik. Ondan sonra da bayağı bir gittik yani 3-5 kişiye. Evet, hatta evet. Bir firmaya gittik İstanbul'a yine. Ne demişti? Bayilik mi ver demişti. Ya evet, hatırlıyorum, böyle küçük bir şeydi. Kadıköy'de böyle küçük 3-4 metrekarelik bir yerde. Evet. Büyük ihtimal proje uygulayan bir abimizdi. Evet. Önce negatif girdi. Sektör kötü dedi. Para dönmüyor dedi. Malı dedi 12 ay vadeyle alıp peşin satıyoruz. Karımız tek bu dedi. Bir anda gardımız düştü. Aradan 15 dakika geçti. Ne dedi peki sonra? Abi bayilik Anadolu'yu bize verin dedi. Falan. Bu ürün çok iyi dedi. Acayip gider, Anadolu bayiliğini bize verin. Bize verin dedi. Sonra biz başka bir yerdeydik. Telefonla tekrar Anadolu'ya geçtik. Avrupa'dan, hatırlıyor musun? Evet. Yani burada çok... Hatırladın değil mi? Evet. Aradı bizi. Abi işte bayilik işte istiyorum ben falan dedi. Allah Allah dedi. Yani daha ürün ortada yok. Bayilik istiyor. Biz de gittik yani hani o ama zaman. Ama bizim buradaki sorunumuz şu. Genel olarak bütün sektörlerde ben... Kısaca bana bahsettim ama evet. Çok farklı sektörlerde bir şekilde bulundum. Yani evet. Bugün gıdada bulundum, atıyorum o skuter olayında bulundum, evet. Mermerde, inşaatta, kapıda, pencerede. Evet. Yani geniş bir gamda bulundum. Genel olarak sorunumuz şu oldu, yani karşılaştığım. Bir şeyde ışığı gördüğümüz an ikinci adımı görmeden bana bunun bayiliğini ver. Ama sen ürünü tanımıyorsun. Ürünün nereye gideceğini bilmiyorsun. Ürüne ne kadar yatırım yapılacağını bilmiyorsun. Sahada hiç olmamışsın. Bana bunun bayilini ver dediğin zaman şu an mesela birisi böyle dediğin zaman acayip itici geliyor. Evet, tabii şimdi o artık o zamanlar öyle konuşuluyordu. Tabii bugünün işte B2C sistemleri, mesela Alibaba bile AliExpress kurdu artık. Toplayı ne istiyorsun Amerika'dan, Çin'den gönderiyor adam sana. Yani o dönemlerde insanlar böyle bir ürünü alıp, tutan bir ürünü korumaya alıp kendisini hani çıkarmaya çalışan bir yaklaşım vardı. Ve tabii ki hani yanlış bir aslanı kafese koymak gibi bir şeydi bizim için ve zaten öyle bir şey de yapmamıştık. Evet. Yani dolayısıyla da o da keyifliydi yani o anlamda. Çok, yani çok güzeldi. Yani kitabı yazılacak kadar. Evet. Ve ilginç tarafı, sen o kadar hikayeyi anlattığında senin editör grubun kart vizini vermeyen adamı kitap başlığı yapıyorsa ben evet. Burada bir şey görüyorum. Çok değerliydi gerçekten de bizim için. Çünkü o yani oradaki çalışma, yani ben şöyle düşünüyorum. Hani şirketler bunun için 2 sene, 3 sene çalışma yapıyor. Biz belki 3 ayda yani böyle bir çok yoğun, 5 senelik çalışma yaptık diyebilirim yani. O kadar gece gündüz sürekli organizasyon içerisinde hedefler belirliyoruz. İşte tik atıyoruz, kimle görüştük, yorumlar yapıyoruz. Hatta o zamanlar Facebook falan böyle işte... Ne tabii de... ki onlar olsaydı bugün işimiz çok kolay olurdu. Bak bu çok işin çok ilginç bir yanı. Evet. Bugün o pazarlama yöntemini kullanabiliyor olmak yani... Online satış, sosyal medya üzerinden bağlantıları hızlı sağlayabilme. Mesela o gün WhatsApp olsaydı çat 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 atsaydık gitseydik. Yani biz bunları hiç yapmadık. Ne çektik be? Biz bunların hepsini gittik, evet. Tek tek yaptık. Geleneksel yani 1900'lerde yapılan çalışmayı o dönemlerde böyle yapmıştık 2008. Yani. Bayağı hani birisi gitmemiz gerekiyor, gidiyorduk yani. Aynen öyle. Şimdi dijital pazarlama ile beraber bütün dünyaya bugün telefonumuzla yönetiyoruz. Bugün yani, ben aynen bunu yapıyorum. Şu an yani. 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. Şu an ben bu sektörden kopmadım. Ben kapı pencere sektöründe, profil sektöründe devam ediyorum. Ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından bir tanesinin dış ticaretindeyiz. Süper, süper. Ve biz şunu yapıyoruz şu anda. Dünyanın yaklaşık 35 ülkesine bugün kapı pencere profili ve kapı pencereyi gönderiyoruz. Yetmiyor. Siparişi online olarak alıyoruz. Üretimi kontrol ediyoruz. Yüklemeyi görüyoruz. Montajı görüyoruz. Montajda oluşmuş basit bir hatayı gözlemleyip şunu düzeltebilirsiniz diyoruz ve bunların hepsini telefonumuzla yapıyoruz. Ticaretin geldiği noktaya bakar mısın? Evet. Çok enteresan, evet. Ama artık böyle yani bundan sonraki 100 yıl dijital pazarlama. Bizim özellikle son dönemlerde işte son kullanıcı markası oluşturuyoruz biz dünyada. Yani artık böyle distribütörler, bayiler, aracılar böyle karşılığı yok artık bunların. Hı. Markayı yaşatan artık son kullanıcı. Yani o parayı, o müşterinin çözdüğün, problemin çözdüğünde parayı veren insan bizim artık gerçek müşterimiz. Yani biz artık arada bütün herkesi kaldırdık. Hatta bunu Dell, aslında doğrudan pazarlamanın babasıdır Michael Dell. Dell Computer. Direkt Amerika'da o dönemlerde daha evet, hiçbir şey evet, yokken evet, direkt evet, doğrudan evet. Fabrikadan geliyordu yani bir şey. Ama işte bugün artık son kullanıcı markaları olmaya başladı. O yüzden de işte telefonunda yoksan, hani benim o kitapta da zaten iPhone kapağı gibiydi yani kitabın kapağı. O zaman demiştim ki hani bu burada yoksanız yoksunuz yani. Hani artık dijitalde yoksanız, burada yoksanız karşılığınız yok. Bu kadar basitti yani olay. Çünkü şöyle düşün. Hani cebinde yani hani biz insan arıyorduk değil mi? İnsanlar artık burada. O zaman bu insanlara ne kadar zaman
geçirirsek biz, ne kadar görünür ve bilinir olursak o kadar çok satışlarımız artar, marka bilinirliğimiz artar şeklinde düşünebiliriz. Sadık Bey, bu son konuştuğumuz çok ilginç bir bilgi oldu. Neden diyeceksiniz? Biz de yaklaşık 2-3 yıl öncesine kadar geleneksel yöntemlerle ticaretimizi sürdürüyorduk. Hala da o ayağımız var ama şu an portal kanalıyla biz biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Portal bugün bizim online olarak çektiğimiz videoları. Ama bu videoları 0 ile 100 arasında her şeyi düşünebilirsiniz. Kapı pencere profilinin üretilmesinden, pencerenin montajından, müşterilerin tepkilerinden ve ilk etapta insanlar bize ya ne yapıyorsunuz kapı pencerenin de bu şekilde satılmaz noktasında yaklaşırken şimdi inanılmaz dönüşler alıyoruz. Portal kanalı bugün sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında bir şekilde takip ediliyor ki alınan yorumlardan bunu anlayabiliyoruz. Bir tane müşteri soruyor profili üretiyor musunuz? Bir tane müşteri soruyor işte kapı pencereyi şu ölçülerde gönderebilir misiniz? Bir tane müşteri soruyor gümrükte sorun yaşayacağım mı? Bir tane müşteri diyor ki ben bunun montajını yaptığımda izolasyon sorunu yaşar mıyım? Şimdi düşünüyorsun ya bir tane kapı pencere alıyorsun ve beni atıyorum Peru'dan arıyorsun ya da atıyorum beni Avusturya'dan arıyorsun. Evet güzel ve karşılık buluyorsun. O an buluyorsun. Yani insanlara vermeye çalıştığımız şey şu, az önce senin söylediğin gibi biz sana fiziksel olarak dokunmuyoruz ama senin telefonun ve benim telefonum şu anda irtibat halinde. Dolayısıyla sen sorunu sor, ben sana o cevabı en fazla 2 saat içinde vereceğim. Ve müşterilerimiz de inanılmaz olumlu tepkiler alıyor. Zaman diyor ki, abi sen 7/24 her soruya cevap verebiliyorsun, sen nasıl bir şeysin? Yani evet. Onu da kurguladık bir şekilde, şu anda onu da çözebiliyoruz. Çok dolayısıyla güzel. Online'da doğru hamleleri yapıp İşte bunu videoyla, resimle, bilgiyle desteklediğin zaman evet. Ticaret bambaşka bir yere gitti. Peki siz şimdi mesela şeyde nişleşiyor musunuz? Yani mesela PVC sektöründe derinlik, hani sonuçta bu niş bir alan yani baktığında sektör olarak. Ve dünyada bu sektöre yön verecek hani çok da böyle organizasyonlar yok. Yani siz bu PVC alanında problemleri çözen, çözüm üreten bir tarafa mı gidiyor yoksa kesinlikle, bunu böyle kategorileştirecek misiniz kesinlikle. Yani? Yani yarın bizim, mobilyaya da girecek misiniz yani? Şimdi şu anda, şu an geldiğimiz nokta en azından şu an bulunduğumuz noktada biz portal door window diye ilerliyoruz. Yani portal kapı pencere diye ilerliyoruz. Burada her şey olabilir. Hiç sıkıntı yok onda. Ama işin güzel tarafı şu, şu an biz bir sektör gördük. İçinde bulunduğumuz sektör. Ve o sektörün sanal dünyada bir karşılığını gördük. Neden? İnsanlar artık her şeyi satın alabildiği için. Ya kapı pencere satın alınabilir mi? Evet, neden alınmasın? Ama şu anda kapı pencereyi direkt oradan satmıyoruz. Orada bilgiyi sunuyoruz. Evet. İnsanlara şunu söylüyoruz. Arkadaşım sen bu ürünü alacaksın, doğru mu? Evet. Senin alacağın ürünle alakalı karşılaşabileceğin bütün sorunlar burada. Örnek veriyorum. Şimdi sen beni Peru'dan aradın ya da sen beni Kanada'dan aradın ya. Sen Türkiye'den işte bu tarz profillerle karşılaşabilirsin. İşte bu standartlarda kapı pencere bulabilirsin. Senin kapı penceren böyle yüklenir. İhracatla, ithalatla alakalı bu tarz problemler olabilir. Senin gümrüğüne geldiğinde sen bunu çözmen lazım. Montajı yaparken bunu çözmen lazım. Şimdi bir alıcının açısından bakıyorum. Abi benim soracağım bütün sorulara adam videolarla cevap vermiş. Hatta geçen yaşadım bir örnek. Çok hoşuma gitti. Şili'den bir müşterim. Yaklaşık 2-3 yıldır kontakta olduğumuz ve Şili'de bizzat bulunduğum, tanıştığım çok değerli insanlar. Ama bir türlü ticarete başlayamadık. Geçen dedi ki ya hadi başlayalım bir şeyler yapalım. Nasıl yaparız? Kendisine şunu söyledim. Şimdi dedim portala giriyorsun. Bir, hangi konuda merakın var? İşte atıyorum profil üretiyor musunuz? Tak, profil üretimiyle alakalı 10 tane video. Nasıl üretilir? Renk nasıl kaplanır? İşte spesifikasyonları nelerdir? Efendim devam et. U değeri nedir? Güzel. İkinciye geçiyor. Pencere nasıl üretilir? Tek kanatlı, çift açılım. Güzel. Paketleme. Böyle mi paketleyeceğim? Böyle mi opsiyonlar? Sonra yükleme. 20'lik mi yükleyeceğim? 40'lık mı yükleyeceğim? Sonra abi dedi. Hatta cümle çok güzel. Çok hoşuma gitti. İngilizce olarak şey yazmış. Ankara'dan Hollywood'a. Sen ne yaptın abi? Ankara'dan Hollywood'a yol açmışsın sen diyor. Yani çünkü biz orada yaklaşık 200 video paylaştık. 200 videoda amatör. Şu da çok önemli. Bunları çok profesyonel yapmıyoruz. Özellikle profesyonel yapmıyoruz. Yapsak yapabiliriz. Evet. Çok profesyonel olduğu zaman da insanlar irit oluyor. Tabii ruhunu kaybediyor. İş aynen öyle. İş ruhunu kaybediyor. Evet. Yani bu böyle yapılıyor. Biz bunu böyle yapıyoruz. Tabii. Aha da sahadan görüntülerde bunlar dediğimizde bir karşılık buluyor. Evet. Her gün şu anda bana insanlar ulaşıyor bir şekilde. Kanala sorular soruyor. Bunu nasıl yapalım? Geliştirirseniz oluyor. Çok önemli. Yani zaten bu insanlar problemleri çözüm arıyorlar. Yani biz YouTube şimdi dünyanın ikinci büyük arama motoru. Neden? Çünkü insanlar artık okumak falan istemiyor. Bana birisi bunu anlatsın hikayeyi yani. Evet. Çünkü yani şu anda senin yaptığın adam ömür boyunca öğreniyordu.
Evet. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Üretimi öğreniyordu. Gelmesi paketlemi, lazımdı. Ambalajlamayı. Mesela bizim rahmetli bir hocamız vardı. Faruk Hoca. Ömer Hoca. Yani ambalaj konusu sadece bir yıllık müfredat derdi bize. Aynen. Biz o zaman şaka yapıyoruz zannederdik. Tabii işin içine girdikten sonra öğrenmişti olduk yani o ambalaj konusunu falan. Hani hepsi kendi içerisinde bir derinlik baktığında. Aynen. Ve sen bu problem olan sektörde bu tip problemleri yaşayan insanlara çözüm üretiyorsun. Yani bu çok değerli. Çok. Ve şöyle bir şey, bunun karşılığı yok. Hani bundan bir şey kazanmıyorsun yani. Hani bunu bayağı zaman harcıyorsun ve sosyal fayda açısından insanlara, sektöre bildiklerini paylaşmak çok değerli. Çok kesinlikle önemli. Kesinlikle bizim de bir yani ilk yaklaşımımız o. Yani evet, birisi bize ulaştığında ya da Türkiye'den birisine ulaştığında az çok soracağı sorulara cevap bulmuş olsun. Evet. Yani işte Türkiye'den profil böyle üretilir. İşte pencere böyle üretilir. Böyle paketlenir. Böyle yüklenir. Evet. Atıyorum 15 tane opsiyon var. Bunu yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Evet. Kaç tanesi yapıyor? 5 tanesi yapıyor. Yani adam gelirken doğru 5 kişiye gelsin. O doğru 5 kişi içinden de kime dokunabiliyorsun? Şimdi burada başlıyor. Evet. Diyelim ki eşit 5 tane firma var. Seçim yapacak müşteri. Büyük bir müşteri geldi. Evet. Bu 5 kişi arasından seçim yapacak. Sizce kimi seçer? İşte burada bizim şeyimiz devreye tabii giriyor. Tabii liderlik işte şu sektöre an, yön vermek, liderlik bingo, etmek. Bingo. Bütün. Bizim şu an evet, yaklaşımımız tam olarak bu. Evet. Bütün, biz bütün diyoruz mesele, ki evet, sen 20 taneyle uğraşma, zamanını kaybetme. Ya dünyanın bir ucundan geliyorsun. Uçak parası ödüyorsun. 1000-2000 dolar uçak parası ödüyorsun. Ve doğru insan arıyor aslında. Bulmak istiyor yani. Ya ben şunları da gördüm hocam. Evet, adam yani kalkıyor, geliyor. 30 metrekarede üretim yapan bir atıyorum derihane görüyor. Ya da mesela farklı sektör için konuşuyorum. Evet. Adam diyor ki ulan ben diyor. O anda yani ben ya kendim yaşadığım için biliyorum. Evet, evet. Beyninde şimşekler çakıyor. Lan diyorsun 5000 dolar harcadım. Geldim buraya. Adam bana kendini öyle anlattı, öyle anlattı. Bu mudur lan? Bu çok önemli. Evet. Ya, söylediklerine, yaptıklarının şimdi eşleşmesi biz şunu gerekiyor diyoruz. Türkiye'de evet, bu gamda şu firmalar var. Şu firmalar iyisi. Güzel. Sonra bu firmaları ziyaret et. Ve sana kim dokunuyor? Evet. Seni doğru olarak kim yönlendirdi? Evet. Abi ben bu firmanın videolarını izledim, beğendim, hoşuma gitti ve gelinen noktada da ben bu firmayla çalışacağım ya. İşte budur, aradığım buydu demesi evet, bizim evet için bir mutluluk kaynağı zaten. Evet, çok değerli gerçekten de. Güzel böyle bir sohbeti böyle bir tazelemiş olduk 10-12 yıl sonra. Evet, kart izni vermeyen abimize de selamlar olsun. Evet, aynen ona da selam dinlerse, kendisi dinliyorsa bizi oradaysa. Kendisi bizi izlerse mutlaka da altına yorum yapsın. Evet. O günkü motivasyon neydi bize de bilgi verirse çok evet, güzel olur yani. Biz Mikael böyle ara ara görüşelim ihracat. Çünkü bizim hani ben de mentorluk yapıyorum. Çok Türkiye'den dünya markaları çıkarmak için çalışıyoruz. Hı hı. Sabancı'da çalıştım biliyorsun, rahmetliğin bir sözü vardı bize. McDonald's'ı işaret ederek bir köfteci kadar olamadık demişti. Hı hı. Dolayısıyla da yani buradan hareketle bu topraklardan biz dünya markaları çıkarmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Dolayısıyla da bu tip yani sektörel anlamda da gerçekten de tabii uzun yıllar sen oradan kopmadığın için çok derinlik kazanmışsın. 30 ülkede kaç milyon dolarlık ihracat yapıyorsunuz ve bunun dinamikleri, derinliklerini paylaşmak da önemli. Yani adam bunu niye paylaşsın şimdi baktığında? Yani bir bilgi. Ama işte ben hani geleneksel şeyler vardır. Abi ben çektim, o da çeksin. Hani ben bunu öğrenmek için falan bir sürü şey harcadım gibi. Değil. Yani işte senin buradaki aslında yaklaşımın, sektöre verdiğin nefes yani önemli. Bunu bence hani İngilizce, Rusça hani altyazılı şekilde de hani çünkü dünyaya hitap eden bir şey. Dünyada da hani bu tip şeyleri hani çok da dertlenen yok açıkçası sektörel olarak baktığımızda. Yani buradan biz şey yapalım. Bence dünyaya bu mesajı verelim. Zaman zaman bir araya gelip böyle sonraki daha belki bir spesifik konular belirleriz. Konu konu da gidebiliriz yani. Gideriz gideriz, güzel olur. Çünkü yani en azından şöyle söyleyeyim, 2005 yılından beri öyle ya da böyle ben bir ticaretin içindeyim. Evet. 2002-2005 yılları arasında Amerika'da kaldım. Evet. Orada bir master tecrübemiz oldu. Akabinde farklı sektörlerde 35 ülkeye gittik, geldik, bir şeyler yapmaya çalıştık. Amatör ruhla bunu denedik. Evet. Hani profesyonel yapılsaydı belki çok daha basit ve çok daha güzel olurdu ama evet, hani işte tecrübede böyle oluşuyor. Evet, evet, kesinlikle. Tecrübede böyle oluşuyor. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel muhabbet aldım uzun zamandan beri. Bir araya gelmeyi çok istiyordum zaten. Evet. Mikael ne yapıyor diye böyle arada bir yokluyordum. Tekrar başka bir programda o zaman. İnşallah. Görüşelim, geliştirelim. Görüşelim, geliştirelim ve bu şekilde yolculuğumuza devam edelim. Edelim inşallah. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.